Tutkarla suyu karıştırıyoruz. Ondan sonra kağıtları dikine yırtıyoruz ve bu yaptığımız karışımın içine atıyoruz. En son kağıt hamuru yapmıştık. Daha sonrasında ben bu kağıt hamuru bir topun çeyreğini kestim ve onun içine doldurdum. Kuruması biraz uzun sürdü. Daha sonra dışını boyadım ama bu pek iyi olmadı. Şimdi dışını çıkartacağım. Sürüp dışını iple kaplayacağım. Böylece biraz daha hayvan hücresine benzemiş olur. Arkadaşlar en son dışını iple kaplıyorduk biraz daha hücreye benzemesi için. O çalışmamız bitti. Daha sonra ben içine kırmızı guaz boyayla boyadım. Bazı şeyleri örtmek için. Daha sonra alt kısmına kapaklar yapıştırdım. Biraz daha yüksekte kalsın diye. Önceden hazırladığım tenis topunun içine de aynı maddeden koydum. Kağıt hamurluğunu. Daha sonra bu kurudu. Birazdan bunu 90 derece açıyla bakacak şekilde keseceğim. Ve yaptığım projede tam bu kısma yerleştireceğim. Ve bunun içine de çekirdeği koyacağım. Geri kalan mitokondrileri işte diğer organelleri de oyun hamurları yardımıyla yapacağız.
Arkadaşlar santrozum organelini kurak çubukları yardımıyla yapacağız. Bunları da şu şekilde yapacağız. Şu pamuklu olan kısım gidecek şekilde şunları keseceğiz. Şu şekilde. Diğerlerini de buna göre keseceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi 3 tanesini yan yana getirip yapıştırıyoruz. Arkadaşlar şimdi de iki tanesini yan yana getirip yapıştırıyoruz. Ve bunları da yaptığımız 3 parçalı olan çubukların üstüne koyuyoruz. Bu şekilde yapıştırıyoruz. Arkadaşlar çalışmamız bitti. En baştan yapacaklarımızı tekrarlarsak, önce kağıt hamurumuzu yaptık ve onu bir topun içine doldurduk. Daha sonra topu istediğimiz şekil için kestik, o şekle göre. Daha sonra içini gaz boyayla boyayıp dışına ip saldık. Ondan sonra farklı olarak hazırladığınız diğer kağıt hamurunu da tam ortaya sabitliyorsunuz. Ondan sonra da organelleri koyuyorsunuz. Ben organelleri şu organeli kulak çubuklarından yaptım. Diğer şu organeller bir de şu. Bunlar da işte oyun hamurları ile yaptım. Sadece şunlar bir keçe gibi bir şeyden kesip yaptım. O kadar. Bunların hepsini yaptıktan sonra altına kapaklar yapıştırdım. Biraz daha havada kalsın diye. Böylece güzel bir proje olmuş oldu. İzlediğiniz için teşekkür ederim.